İşte bu sürekli de bir beyefendinin hali, alışkanlığı haline gelmiş. Sürekli alışveriş hali. Şov haberim bir haberi efendim. İzleyelim. 250 çift ayakkabısı, sayısız kıyafeti olan bu beyefendi ne istiyormuş? Peki böyle bakınca mutlu mu oluyorsunuz efendim? Peki, ne kadar güzel baksanız hepsi gıcır gıcır. Fırat Kuskaya tam bir alışveriş bağımlısı ama öyle böyle değil. Evde ayakkabı koyacak yer kalmadı. Bu bir kısmı. Ayakkabı onun en büyük tutkularının da başında geliyor. Evindeki ayakkabıların sayısı tam 250 çift. Yani orta halli bir ayakkabı mağazasından neredeyse daha fazla ayakkabısı var. Neden bu kadar fazla var? Bilmiyorum, almayı çok seviyorum. Aldıkça alıyor ve buna bir çare bulamıyor. Alışveriş bağımlılığı yakasını bir türlü bırakmıyor. Alışveriş bağımlısı Fırat Bey'in evini gezmeye devam ediyoruz. Bakın ayakkabı mağazasından çıktık, şimdi salona doğru geldik. Şöyle ilk baktığınız zaman çok sade, çok fazla eşya yok gibi görünüyor olabilir ama bu sizi yanıltmasın. Dolabı bir açalım, ne var dolapta? Buyurun. Efendim nedir bunlar? giymeye kadar yemeğe de bayağı bir düşkünüm. Gidince böyle birkaç tane alıyorum ya, yani tek almıyorum. Böyle neden tek almıyorsunuz? Kalmaz diye mi efendim? Yani şimdi... hayır, bazen uygun oluyor, indirimde oluyor, öyle alıyorum. 5 aylık erzak var efendim burada. Sanırım. Yaşadığı ev 2,5 sene içinde bir mağazaya döndü. Artık satın aldıklarını koyacak yer kalmadı. Evi alıp kullanmadığı malzemelerle doldu. 30 çift falan parfümüm var. Bunlar da hep böyle görüldüğü üzere. Almalara doyamamışsınız efendim. Aynen, hala devam ediyor. Bunu bile giymedim yani. Ki giyeceğim diye aldım mesela. Mutfağa sığmayınca tencereler. Tabii, yatak odası. Sığmıyor, aynen sığmıyor yani. Fırat Bey'in evinin her odası adeta bir mağaza gibi. Ayakkabı mağazasından çıktık az önce, şimdi yatak odasına, yani kıyafet mağazasına geldik. Gardırobunu açıyoruz, bakın karşımıza neler neler çıkıyor burada. Onlarca kaban, ceket, mont, pardesü, hiç kullanmıyor çoğunu ama alıyor bir şekilde, beğeniyor, alıyor, evine getiriyor ve gardırobuna koyuyor. Neden bu kadar fazla? Değil mi? Almayı çok seviyorum. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Temizlik ürünlerine de zaafı var. Her şeyden beşer onar alıyor. Fırat Bey'in evi aynı zamanda Üsküdar'ın en temiz evlerinden biri. Bunu iddia ediyoruz. Neden iddia ediyoruz? Hemen gösterelim. Kıyafeti anladık. Erzağı anladık. Temizlik malzemelerini anlayamadık. Neden bu kadar çok temizlik malzemesi var? Çünkü temizlik imandan gelir. Bağımlılıktan kurtulmak istiyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Yani hem maddi hem manevi olarak kurtulmak istiyorum zaten. Evet, yani şimdi gerçekten aldığı bazı seçimler asla giyilemeyecek şeyler. O parlak montları falan gördünüz. Ne, yani gözü mü kararıyor bir insanın bu şekilde alışveriş yaparken? Sadece almak istiyor. Yani o an bir haz bu. Bir dürtü, kontrol problemleri içerisinde gözükebildiği gibi istifleme bozukluğu diye bizim DSM-5 dediğimiz tanı kriterleri kitaplarımızda. Bunu ayrı bir bozukluk sınıfı içerisine de koydular. Esasında bir takıntı rahatsızlıkları içerisi gibi düşünebilir. Çok Latince kullanmak istemiyorum. Evet. Bir nevi... Ama çocukluk süreci içerisiyle de ilgili bir tarafı var. Yani ona sahip olmak bir nevi, o bir an evvel sahip olmak, o dürtü geldiği zaman ve beğendiği zaman riske atmadan, sana bir nevi saplantılı bir, evet, davranış gibi bir dürtü geliyor. O dürtüyü doyurabilme konusunda aşırı bir istek oluyor ve o saniyede onu alıyor, tatmin oluyor ama o dürtü düşüyor, sonrasında pişmanlık oluyor. Tüm dürtü kontrol bozukluklarında bu vardır. Yani kumar bağımlılığında bu vardır, alışverişte bu vardır. Yalnız istifleme bozukluğu dediğimiz kısımlarda ise genelde evde gereksiz olabilecek her şey biriktirilir. Yani burada deterjan, ben deterjanı çok gereksiz bulmuyor. Örneğin yani ne olur, yolda geçebilen bir şeyi, poşeti alırsınız, koyarsınız, evet, eve, biriktirirsiniz. Evet. Ya da başka bir, ne bileyim, tamam, hem öyle alırsınız hem de başka tür eşyaları da atmazsınız. Ev böyle bir çöp ev haline dönmeye, evet, başlar. Evet. O örneğin ciddi, yani yine bizim takıntı bozuklukları sınıfı içerisinde yer alabilen tablolardandır. Evet. Ama burada kişinin tedavi olmayı istiyor olması çok güzel bir şey. Evet. Bana daha çok sanki, yani illa bir tanı koymak amacında değilim. Ama bir dürtü problemi gibi geliyor bana. Evet. Hatırlarsınız bizim programımıza başvuran titizlik takıntısı olan hanımefendiyi, evet, evet, nasıl, evet, bir noktaya getirdiniz hocam? Yani sağ olun, elimizden yani geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşinizle, ekibinizle birlikte çok değerli bir şekilde bir süre ayırdınız kendisine ve hanımefendi
o kimseye dokunamayan, el sıkışmayan, takıntılı halinden evine misafir kabul eden, ayakkabıyla içeri biri girince rahatsız olmayan biri haline dönüştü. Hatta bugün döndüğümüz zaman bugün göreceğiz onu. Görecek misiniz? Tesadüfe bakın. Güzel yani, biz sürdürüm dediğimiz yani tabii. İyi olsa bile ki. Şimdi insanlar ilaç kullandıkları süreci iyilik olarak adlandırıyorlar ama ilaçla birlikte terapinin sürmesi lazım. İlacı kestiğiniz zaman direkt olarak o zaman terapi yapılmadığında bu hani binayı yaparlar, tahta kalıplar koyarlar, içerisine demir ve çimento koyarlar. Sonra kalıpları sökünce ortaya bina çıkar. Burada kalıp ilaçtır. Ama siz içerisine çimento ve demiri koymazsanız, o kalıpları sökerseniz ne olur? Sadece hava kalır, evet. Hiçbir şey kalmaz. O yüzden terapiyle desteklenmesi lazım. Evet. Biz ilacı kesiyoruz, keserken terapiyle sürdürüyoruz ki hala o sağlamlığı, acaba eksik bir çatlak var mı, bir şey var mı, tekrar sıvayabilir miyiz diye. Çok önemli. Bu bina örneğinden gidersek. Peki.